Değerli izleyenler, Atölye Aydın kanalına hoş geldiniz. Ben Gizay Aydeniz. Haberin merkezinden, Haber Aydın haber bülteninden merhaba. Bu hafta da sizler için keyifle izleyeceğinizi düşündüğümüz bir bülten hazırladık. Sanattan spora, yurdumuzdan dünyaya habere doyacağınız bir yolculuk sizleri bekliyor. Haber Aydın başlıyor. Bültenimize hepimizi yakından ilgilendiren bir iklim haberiyle başlıyoruz. Bu yaz eskilerin deyimiyle Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla geçti. Bunaltıcı günler yaşatan sıcak hava dalgasına çöl sıcakları, Afrika sıcakları da dendi. Ya da uzmanların nitelemesiyle El Nino sıcakları kasıp kavurdu. Önümüz kış. Uzmanlara göre bol kar yağışlı, sert ve soğuk bir mevsim bizleri bekliyor. Bir başka deyişle El Nino yazından sonra La Nina kışını yaşayacağız. Dilay Gökçeli'nin haberini izliyoruz. El Niño sıcakları ve La Niño soğukları son zamanlarda sık sık duyulan tabirler. Geçen yıl Türkiye'yi de etkileyen El Niño yazının ardından meteoroloji uzmanları artık dikkati La Niña kışına yöneltti. İspanyolca adlandırılan bu yaz ve kışların aslında özel bir anlamı var. El Niño, Pasifik Okyanusu'nun doğu kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığının normalden daha yüksek olması demek. Bu durum, atmosferdeki basınç ve rüzgar sistemlerini değiştirerek sıcak ve kurak bir yaz mevsimi meydana getiriyor. El Niño ise El Niño'nun tam tersi olarak okyanusun doğu kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığının normalden daha düşük olmasına bağlı oluşan soğuk ve yağışlı kışa deniyor. El Niño sırasında Güney Amerika'nın batı kıyılarında aşırı yağışlar, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da ise kuraklık ve yangınlar meydana geliyor. El Niño ise Güney Amerika'nın batı kıyılarında kuraklık, Avustralya ve Güneydoğu Asya'da ise aşırı yağışlar ve selleri beraberinde getiriyor. Meteoroloji uzmanları 2023 yılında El Niño yazının bittiğini ve La Niña kışının geldiğini söylüyor. Bu yılın bol kar yağışlı ve oldukça soğuk geçeceğini analiz ediyor. El Niño ve La Niña iklim değişikliğinin neden olduğu küresel ısınmayla ilişkili değil. Ancak küresel ısınma yaz ve kışın şiddetli sıklığını artırabilir. İklim krizi ve küresel ısınma konusunda dikkatli olunmaması daha nice El Niño ve La Niña demek. Kar, fırtına, soğuk hava günlük hayatı ve ulaşımı etkiliyor. En çok da hava ulaşımını. Zor hava koşullarında uçuş güvenliği ve rahat bir yolculuk, uçuş ekibinin iyi ve donanımlı olmasından da geçiyor. Her işte olduğu gibi bu konuda da eğitim çok önemli. Sivil havacılık gelişiyor. Geliştikçe bu alandaki eğitim yaygınlaşıyor. Havacılık gençlerin en çok tercih ettiği mesleklerden biri haline geldi. Ozan Zeninoğlu sivil havacılığa ilgiyi ve havacılık eğitimini haberleştirdi. Dünya küçüldü. İletişim kadar havacılık sektörünün de bunda payı büyük. Günde yaklaşık 12 milyon insan 100 binin üzerinde uçuşla gökyüzünde yolculuk yapıyor. Hal böyle olunca havacılık gençlerin gözde mesleklerinden biri oldu. Havacılık sektörünün gelişmesiyle bölümlerine olan ilgi de arttı. Pilotaj ve sivil havacılık bölümlerine yapılan başvurular geçtiğimiz yıla göre %20 oranında artış gösterdi. Eğitimlerin içerikleri uygulamalı ve teorik olarak ikiye ayrılıyor. Teorik eğitimler sınıfta işlenirken uygulamalı eğitimler ise simülasyon alanında ve yapay uçak kabinlerinde görülüyor. Bu bölümü seçmem, ben gene teknik bir meslek yapmak istiyordum. Havacılık ve teknik meslekler arasında en iyisi. Hani hem prestij anlamında hem maaş anlamında ve en zoru da. Bu yüzden bu bölümü seçtim. Eğitmenler sektörde görev almış sivil ve askeri personellerden oluşuyor. Sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi açısından verilen eğitimin kalitesi de büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin temelde sahip olması gereken kriterler sağlık, fiziksel ve güvenlikle ilgili kayıtlardan oluşuyor. Eğitime başlama aşamasında da biz bunları mesleki gereklilik olduğu için talep ediyoruz. Burada boy, kilo gibi bir takım kriterler sadece dış görünüş anlamında değil, aslında uçaklarda da bir takım ünlü odası malzemelere ulaşılabilirlik. Evet. Ve işte mesela bir kokpitte çalışıyorsanız oraya sığabilirlik gibi bir takım kriterler öngörülerek talep ediliyor kurumlar ve kuruluşlar tarafından. Sağlık gereklilikleri yine havada uçabilir olmak, bir takım özel ne diyelim, sağlığa dair bir takım biraz daha detaylı bir bakış açısı gerektiriyor. Bu sebeple bunu da talep ediyoruz öğrencilerimizden. Bu tabii bizim belirlemiş olduğumuz bir kriter değil. Uçuşa elverişlik kapsamında belirlenmiş olan SEAGM'nin beklentileri doğrultusunda da bir takım özel kuruluşların verebildiği bir gereklilik. Yabancı dil
olmazsa olmazımız. Zaten eğitimlerimizi kurgularken bunu da kendimize esas koyuyoruz. Bu gibi elbette ki güvenlikle ilgili de bir takım durumlar var. Öğrencilerimizden daha eğitim aşamasında başlarken detaylı bir takım güvenlikle ilgili taramalar talep ediyoruz. Bizim İstanbul Aydın Üniversitesi çatısı altında birden fazla havacılık bölümümüz var. Önce genel olarak bir onlardan bahsedeyim isterseniz size. Anadolu Bilim Meslek Yüksekokulu'na bağlı olarak uçak teknoloji programımız var. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Türkçe programımız var. Tamamıyla Türkçe dilde eğitim veriyor. Bir de Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği İngilizce programımız var. Tamamıyla İngilizce dilde eğitim veren. Ayrıca Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri programımız var. Bunların yanı sıra bizim fakülteye bağlı 4 yıllık havacılık yönetimi bölümümüz var. Tamamıyla İngilizce dilde eğitim vermekte. Bir de uygulamalı bilimler çatısı altında pilotaj bölümümüz var. Tamamıyla pilot yetiştirmeye yönelik teknik bir bölüm. Şimdi ben kendi programım adına birazcık detaylandırmam gerekirse Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği İngilizce programın genel kuralları itibariyle tamamıyla İngilizce dilde eğitim verecek bir program olduğu için öğrencilerin öncesinde bir seviye belirleme sınavına girmesi gerekiyor. Bu bölümü tercih ettikleri zaman o seviye belirleme sınavını verdiklerinde seviyeleri ortaya çıkacak ve dolayısıyla geçiyorlarsa direkt bölüme veya hazırlığa gidecekler. Bir yıllık bir hazırlık eğitimleri var. Ardından da bölüme gelecekler. Öncesinde üniversitede bölüm seçerken ne gibi kriterlerimiz var diye bir şey sorarlarsa, merak eden arkadaşlar olursa şunu söyleyebiliriz. Her programın kendi içerisinde farklı kriterleri olabilir ama öncesinde YÖK'ün genel kuralları geçerlidir. İşte bir üniversite sınavına girmiş olmak, o bölümü seçebilecek kadar taban puanlar, çünkü her sene değişiklik göstermekte o taban puanı alabilmeye uygun olması gerekiyor öğrencinin. Ardından da diyelim ki öğrenci bu bölümlerden bir tanesini tutturmayı başardı. Sonrasında da spesifik olarak her programın kendi içerisinde değişkenlik gösteren kriterleri olabilir. Şimdi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği'nin havacılık bölümlerinin genelinde bir sağlık raporu söz konusu. O sağlık raporunu öğrenciler almadan kesinlikle kayıt yaptıramıyorlar. Sağlık raporunun sonucunda olumsuz bir sonuç da elde edebilirler aslında. Yani o testi geçmemiş sayılabilirler ama biz yine de YÖK nezdinde öğrencilerin okuma hakkını elinden alamadığımız için öğrencileri eğitime başlatabiliyoruz. Fakat şunu göze alması gerekiyor öğrencinin. Bizim bu testleri istememizdeki yegane sebep öğrenciler havacılık sektöründe ileride çalışacaklarında bu testler istenecek. Öncesinde işe girişte de istenecek, sonrasında da her yıl tekrarlanacak. Dolayısıyla orada en önemli kriter öğrencinin fiziki olarak bazı özelliklerinin mutlaka işlevlerinin yerinde olması. Yanı sıra özellikle havacılıkta mesela kabin programında çok daha sıkıdır ama işte bizde daha geniş olmasına rağmen vardır. Öğrencinin görünen yerlerinde dövme gibi problemler. Bunlar mesela iş bulmasını engelleyecek faktörler öğrencilerin. Dolayısıyla işte o da havayolu şirketlerinden şirketlerine değişiklik gösterebiliyor. İşte Türk Hava Yolları bu konuda daha katıdır. Kesinlikle hiçbir şekilde vücudun hiçbir yerinde dövme veya yüzde yara izi kabul etmezken Pegasus'ta dövmeyle işe giren kabin memurları var biliyoruz. Pilotaj, kabin ve ulaştırma hizmetleri ile havacılık eğitimi bir bütün. Gençler ilgi alanlarına göre havacılığın farklı alanlarına yönelebiliyor. Covid-19 ve grip salgını derken son zamanlarda gündeme bir hastalık daha geldi. O da ismini duyunca bile psikolojik olarak kaşınmamıza yol açan uyuz hastalığı. Sağlıksız ortamlarda yayılan ve temasla bulaşan bu hastalık Türkiye'de de artışa geçti. Uyuz vakaları geçen yıla göre %7 oranında arttı. Selin Çubukçu'nun haberini izliyoruz. Grip salgını ve mevsim hastalıklarının yoğun olduğu bu günlerde bir başka hastalık daha konuşuluyor. O da uyuz. Türkiye'deki uyuz vakaları geçen yıla göre %7 oranında arttı. Deprem bölgesinde artış oranı daha fazla. Veriler deprem bölgesinde uyuz vakalarının %13 oranında arttığını ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bölge koşulları düşünüldüğünde bu artışın beklenenin altında olduğunu söylüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu artışın endişe yaratacak boyutta olmadığına dikkat çekti ve bir salgın söz konusu değil dedi. Uyuz tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalık. Ancak mikroskopla görülebilen uyuz böceğinin deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor ve bulaşıcı bir nitelik taşıyor. İnsandan insana bulaşıyor. Yani kedilerde, köpeklerde, hayvanlarda görülen uyuzun insana bulaşması durumu yok. Hastalık genelde insandan insana bulaşır ve ilk planda aynı ortamı paylaşmak,
aynı evde yaşamak veya aynı iş yerinde uzun süre aynı yerde kalmak bulaş için risk faktörleridir. İlk defa uyuza yakalanan bir kişide belirtilerin başlaması 2 ila 6 hafta sürebiliyor. Daha önce bu hastalığa yakalananlarda belirtiler 4 gün içinde ortaya çıkıyor. Yani hastalığın bir kuluçka dönemi var. Belirtiler bu kuluçka döneminden sonra kendini gösteriyor. Hastalığın ilk belirtisi ve en önemli belirtisi kaşıntı. Özellikle geceleri şiddetlenen kaşıntı ve evde diğer aile üyelerinde kaşıntı olması uyuzdan kuşkulanmaya neden oluyor. Uyuz rahatsız edici ama korkulacak bir hastalık değil. Tedavi ediliyor. Sistemik tedaviler yani hap tedavileri ve topikal tedaviler, dışarıdan verilen krem ve losyonlar. Tabii ki hastanın durumuna göre, yaşına göre, eşlik eden herhangi bir hastalığı var mı veya ilaç kullanımına engel bir durumu var mı, ona göre tedavi seçeneklerini tercih ediyoruz. Tedavinin başarısı için sadece hastanın değil, hasta ile birlikte yaşayan ya da uzun süre teması olan kişilerin de tedavi edilmesi gerekiyor. Hastalığa yakalanmamak için hijyene ve temizliğe dikkat etmek de önemli. Sıradaki haberimiz Osmanlı döneminden günümüze uzanan bir köprü haberi. İstanbul Büyükçekmece'de şehrin simgesi haline gelmiş bir tarihi eser var. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Mimar Sinan tarafından 1567 yılında yapılan bu tarihi köprü çökme riski yaşayınca restorasyona alındı. Bültenimize Zerre Timirli'nin haberiyle devam ediyoruz. Türkiye tarihini korumaya çalışıyor. Son yıllarda çok sayıda tarihi eser restorasyon çalışmasına girdi. Bu eserlerden biri de Büyükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü. Mimar Sinan'ın şaheserimdir dediği Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü şu anda çökme riski altında. Büyükçekmece Belediyesi ise gereken önlemleri aldı ve köprüyü ziyarete kapatarak restorasyon çalışmalarını başlattı. Köprümüzdeki restorasyon işlemine başlamadan önce köprüyü korumak amacıyla ve kemerlerdeki taşları korumak amacıyla askı iskeleleri yaptık. Bu askı iskeleleri çelik profillerden oluşmakta. Kemerlerin altına yaptığımız zaman çalışma yaptığımızda herhangi bir düşme olmasını engelliyor. Köprüdeki restorasyon çalışmaları 2019 yılındaki depremden dolayı iki ayağımızda oturma meydana gelmiş. Bu oturmalardan dolayı kemerlerin bazılarında dezenformasyonlar var. Öncelikle bunun üzerine çalıştık. Numune alıyoruz şu anda. Bu numuneler sonucunda analize gönderip ne gibi bir çözümler üretebiliriz onlara bakacağız. Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü Zigetvar Seferi sırasında inşa edilmiş. Köprü 4 ayrı bölümden ve 28 kemerden oluşuyor. 636 metre uzunluğundaki devasa yapı Mimar Sinan'ın imzasını taşıması nedeniyle de tarihi yapılar arasında özel bir yere sahip. 1986 yılında Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü başka bir restorasyon daha geçirmiş. Bu restorasyonda kullanılan taşlarda bazılarında erime ve bozulmalar var. Biz bu restorasyon çalışmamızda bu taşları yenileriyle değiştireceğiz. Koruyabildiğimizi koruyacağız ama çok fazla bozulma olan taşlar da tabii ki yenilenmeye gidecek. Ama 455 yıl önce yani Mimar Sinan'ın yaptığı taşların hiçbirinde kesinlikle herhangi bir değişim olmayacak. Olduğu gibi onları koruyarak temizleyip geri yerine koyacağız. Köprünün bulunduğu kültür park içerisinde Mimar Sinan'ın inşa etmiş olduğu Sokullu Mehmet Paşa Camii Han ve bir de çeşme hayrası bulunuyor. Geçmişin mirasını geleceğe taşımak için Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü gibi restore edilen ve yenilenen çok sayıda tarihi yapı var. Ancak sadece tarihi yapılar değil, simge haline gelmiş sanat ve kültür mekanları da yenileniyor. Bunlardan biri de İstiklal Caddesi'ndeki Beyoğlu Sineması. Geçen yıl Ağustos ayında kapanan Beyoğlu Sineması, yenilenen görüntüsü ve sanat atölyeleriyle kapılarını sanatseverlere yeniden açtı. Dicle Özekinci'nin haberiyle Beyoğlu Sineması'nın yeni halini izliyoruz. Beyoğlu Sineması, Ağustos 2022'de pandemi süreci ve yaşadığı maddi zorlukların etkisiyle kapanma kararı almıştı. Kasım 2022'de sinemanın işletmesini aldıklarını duyuran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sinemanın faaliyetlerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması olarak devam edileceğini duyurmuştu. 1989 yılında kurulan İstanbul'un kültür hafızasında önemli yere sahip sembol mekanlardan biri olan Beyoğlu Sineması uzun bir aranın ardına sinema severlerle tekrar buluştu. Çok beğendim. Özellikle gelenler sağda solda çok güzel film posterleri var.
Orada fotoğraf çekebilirler bence. Fotoğraf hem kendi çekilir hem de posterler çekebilirler. Pandemiden önce de ben buraya zaten geliyordum. Pandemi döneminde yaşanan olumsuz koşullar sebebiyle kapatılmıştı burası. Gerçekten açıldığı için çok mutlu hissediyorum kendimi. Bana çok daha yakın olan sinema salonları da var. Ama buranın atmosferi ve nostaljik havası beni buraya getirmeye ittiriyor. Büyükşehir Belediyesi miras ekipleri tarafından restore edilen sinema Ekim ayında kapılarını yeniden açtı. Beyoğlu Sineması'nın aylık programları bundan böyle belediyenin kültür ekipleri tarafından hazırlanıyor. Her ay birbirinden farklı yapımları tematik başlıklarda bir araya getiren programların yanı sıra söyleşi, atölye ve stand-up gibi etkinlikler de düzenleniyor. Beyoğlu Sineması haberimizin ardından bültenimize vizyona yeni giren bir film haberiyle devam ediyoruz. Ama bu film sinema salonunda değil, dijital bir platform olan Amazon Prime'da izleyiciyle buluştu. Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanının kadın karakteri Bihter, ses getiren televizyon dizilerinden sonra şimdi de bir sinema filmiyle karşımızda. Bihter filminin haberini Irmak Gülbahar hazırladı. Niye ben? Aşk-ı Memnu, hem Türk edebiyatına hem de Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş bir eser. Halit Refik'in ilk dizi uyarlamasında Bihter karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Müjdar olurken, sonrasında modern uyarlamasında Bihter'e hayat veren oyuncu Beren Saat oldu. Her iki oyuncu da bu ikonikleşmiş karakterle seyircinin gönlüne taht kurdu. Efsane geri dönüyor. Bihter ete kemiğe bürünüyor, yeniden seyirciyle buluşuyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu, bu defa dizi uyarlamalarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vurmuş karakteri Bihter ekseninde anlatılıyor. Oyuncu seçimleri açıklandığı günden itibaren tartışmalara konu olan filmi Mehmet Binay ve Caner Alper yönetiyor. Senaryosunu Merve Göntem'in kaleme aldığı filmin yapımcılığını ise Tough Pictures üstlendi. Seyircinin çok yakından tanıdığı Bihter'i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Boran Kuzum Behlil olarak ekibe dahil olurken Osman Sonant Adnan Ziyagil'e hayat veriyor. Hande Ateizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mertcan Tekin, Mert İnce, Ebru Özkan ve Tilbe Saransa projede yer alacak isimlerden. Tutku duygusunu merkeze alarak görünenin ardında bir kadın hikayesini anlatacak olan yapım geçtiğimiz perşembe Amazon Prime Video'da yayınlanmaya başladı. Şimdi sinemadan tiyatroya geçiyoruz. İstanbul'da tiyatro dünyasında hareketli günler yaşanıyor. Bu yıl 27.si düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali birbirinden güzel oyunlar ve performans gösterileriyle devam ediyor. Bu yıl İstanbul Tiyatro Festivali bizi ayrı bir şekilde de gururlandırdı. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü Başkanı değerli hocamız Mehmet Birki'ye festivalin onur ödülüne değer görüldü. Damla Polat'ın haberini izliyoruz. İlki 1989 yılında gerçekleşen İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl 27. kez tiyatro severleri ağırlıyor. Festival 25 Ekim'de başladı. Festival süresinde 9 ülkeden 20 tiyatro oyunu sergileniyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen festivalde tiyatro oyunlarının yanı sıra seminerler, sergiler, konferanslar ve atölye çalışmaları da bulunmakta. Her sene Kasım ayında 2 haftalık süreyle gerçekleşen festivale dünyanın pek çok bölgesinden tiyatro toplulukları katılmakta. Tiyatro önemli bir sanat dalı. Bu yüzden de aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Daha fazla kültür, sanat etkinlikleri yapılmalı tiyatro ile ilgili. Daha fazla aşılanması lazım. Festival programında dans tiyatrosundan kukla sinemasına kadar çeşitli performanslar da yer alıyor. Geniş bir etkinlik yelpazesiyle hazırlanan festival her yaştan seyirciye sesleniyor. İyi bir tiyatro izleyicisi olduğumu düşünüyorum. Ben tiyatroyla ilgiliyim çünkü takip etmeye çalışıyorum. Sevdiğim bir sanat dalı. Yani canlı performans olarak oyuncuların sahnede sergilediği performansı izlemek ve onları alkışlamak gerçekten çok kıymetli. Festivalleri de programlarını görüyorum ama zaman oldukça gidebiliyorum. Daha çok devlet tiyatroları ve şehir tiyatroları oyunlarını takip ediyorum. En son seneye bugün oyununa gittik öğrencilerimizle birlikte. Bir komedi oyunuydu. Gerçekten keyifli bir iki kişilik bir oyundu. Yine keyif alarak salondan ayrıldık. Hani hak ettiği değeri buluyor mu derseniz günümüzde hem günümüzde maddi açıdan da biraz hani sıkıntılı. Çünkü özellikle özel tiyatrolar
haklı olarak bilet fiyatları biraz yükseldi. Eskisi kadar sık gidemiyor insanlar tiyatroya ama işte biz de devlet kurumu olduğu için devlet tiyatroyu, şehir tiyatroları hem bilet fiyatının uygunluğu hem profesyonel çalışma olacağı emek var. Ve biz de canlı performansı, tiyatroyu sahnede oyuncuların performansını görmekten mutlu olduğumuz için gidiyoruz ama hak ettiği değeri çok özellikle son dönemde bulamadığını düşünüyorum. Umarım izleyici sayısı giderek artar ve daha fazla sahnede, daha fazla oyun izleme şansımız olur. Onur Ödülü'nün Mehmet Birki'ye verildiği 27. İstanbul Tiyatro Festivali 25 Kasım'a kadar tüm heyecanı ve coşkusuyla izleyicilerini bekliyor. Şimdi de İstanbul'da bir müzeye götürüyoruz sizi. Kamera Müzesi'ne. Hilmi Nakipoğlu'nun 52 yıllık koleksiyonunda yer alan kameraları bu müzede görmek mümkün. Kameraların arasında dolaştıkça 1896'dan günümüze bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Beyza Yöndem haberiyle bu yolculuğu bültenimize taşıdı. Kameralar geçmişten bugüne sanatın tam ortasında. Geçmişin izlerini taşıyan, görüntüleri çeken fotoğraf makineleri ve tarih yazan eserlerin taşıyıcısı film kameraları. Her ikisi de tarihsel süreç boyunca farklı şekillerde anlam buluyor. İlk fotoğraf ve fotoğraf makinesi örneklerine İstanbul Bakırköy'de bulunan Hilmi Nakipoğlu Kamera Müzesi'nde rastlamak mümkün. Türkiye'nin ilk kamera müzesi olan Hilmi Nakipoğlu Kamera Müzesi, fotoğraf severlerin uğrak noktası. Burada Hilmi Nakipoğlu'nun 1896'dan günümüze kadar gelen, sayısı 2500'e varan 52 yıllık koleksiyonu sergileniyor. 2021 Ocak ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle açılan bu müzede kronolojik sırada sergilenen birbirinden farklı eserler var. Ahşap makineler, ajan makine adı verilen kameralar ve daha fazlası. Bu koleksiyon ilk fotoğraf örneklerine kadar derin bir tarihi bünyesinde barındırıyor. Şu anda bulunduğumuz bu odada koleksiyonun en eski fotoğraf makineleri sergileniyor. Tarihe tanıklık etmiş bu eserler özenle korunuyor. Her parçası çok değerli olan Hilmi Nakipoğlu Kamera Müzesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün de fotoğrafını ölümsüzleştirmiş olan bir makine yer alıyor. Arkamda görmüş olduğunuz bu ahşap kamera, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çeken kamera olarak müzede yerini almış bulunuyor. Bakırköy'de bulunan bu müze, pazartesi hariç her gün ziyarete açık. Dijital çağda oyunlar da dijitalleşti. Her yaşa seslenen bu dijital oyunlar bilgisayar başında daha çok zaman geçirmemize neden oluyor. Hem de para vererek. Tam da bu noktada dijital oyun dünyasına bir bomba düştü. En popüler dijital oyun platformu olan Steam, dolar üzerinden ücretlendirme yapacağını açıkladı. Barış Ket'in haberini izliyoruz. Türkiye'de ve dünyada uzun zamandır dijital oyun yayıncılığı yükselişte. Çeşit çeşit oyun ve oyun platformu var. İnternet dünyasında dijital oyunlar ciddi bir sektör haline geldi. Son dönemde bu sektöre Steam krizi damgasını vurdu. En popüler dijital oyun platformu olan Steam, 20 Kasım'dan itibaren kur politikasını değiştireceğini açıkladı. Artık Steam, dolar üzerinden ücretlendirme yapacak. Oyuncular arasında en popüler dijital oyun platformu olan Steam, 20 Kasım'dan itibaren Türkiye'de dolarla fiyatlandırma yapacağını açıkladı. Bakalım oyuncular ne düşünüyor? Steam uzun bir süre boyunca Türk oyuncuların iyiliğini düşünerek doları sabit tutmaya çalıştı. Ancak dövizdeki artıştan dolayı Steam'le mevcut fiyatları yükseltmeye zorunda kaldı. Bundan dolayı bir süre boyunca yine sabit tuttu ancak kurdaki oransızlıktan kaynaklı. Sürekli değişmekten vazgeçti ve dolar bazına geçti. Biz daha çok Orta Doğu pazarına baktık. Steam senelerdir süregelen bir platform ve hani Steam'in başarısını yakalayabilecek bir platform şu anda yok. Ama Epic yetişmeye çalışıyor şu anlık. Ben şu an Steam kullanmaya devam ediyorum ama tabii 20 Kasım'dan sonra ben bir daha oyun almayacağım yani. Epic'ten alırım yani şu an. Çünkü Türk lirasıyla fiyatlandırma yapıyor. Hani bence daha mantıklı olur. Dijital oyun kullanıcıları bu politikaya tepkili değil. Steam'in bu politikasının diğer dijital oyun platformu aktörlerini etkileyip etkilemeyeceğini zaman gösterecek. Bültenimizin sonunda bir spor haberi var. Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacak olması. Spor kamuoyuyla Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda farklı düşünüyor. Haber Aydın ekibinden Mevlüt Tosun, spor dünyasının çok konuşulan
ve çok tartışılan konusunu taraftarlara sordu. Spor severlerin heyecanla beklediği Süper Kupa finali yaklaşıyor. Finalde iki başarılı kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu sene oynanacak ve Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Türkiye Süper Kupa'nın mücadelesinin yeri ve zamanı belli oldu. 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanacak müsabaka Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bulunan El Aval Park'ta oynanacak. İki takım taraflarına da sorduk. Bakalım bu konu hakkında ne düşünüyorlar? Ben hiç doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılında Arabistan'da oynanması pek doğru bir karar değil. Türkiye'de çok güzel stadyumlar var. Adana'nın yeni stadyumu olsun, Hatay stadyumu olsun, Gaziantep stadyumu olsun. Buralar da tabii deprem bölgesi. Ama orada oynansa oradaki gelir depremzede ailelere veya depremzede esnaflara bağışlansa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Vallahi ben Türkiye'de oynanmasını daha doğru bulurdum. Bir organizasyon düzenleyebilirlerdi. Deprem bölgelerinde oynanabilirdi, Adana'da olabilirdi. Çok güzel stadyumlar var. Kamuoyunda Süper Kupa karşılaşmasının Türkiye'de oynanması talebi var. Her iki kulüp de aynı görüşte. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri bu konudaki taleplerini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. Son karar federasyon. Değerli izleyenler, bültenimiz bu haberimizle sona eriyor. Atölye Aydın'dan, ürettiklerimizden ve öğrendiklerimizden daha fazla haber almak isterseniz bizi Atölye Aydın YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ara sınav haftamız ve vizelerimizden dolayı haftaya sizlerle birlikte olamayacağız. Ama sınavlarımızdan sonra yine birlikteyiz. 15 gün sonra aynı gün aynı saatte Atölye Aydın YouTube kanalında buluşmak üzere hoşça kalın. Unutmayın, haber hayattır.